Sayın İnce, tabii biz bir siyasi mühendislik içinde değiliz. Asla öyle bir yoruma sebebiyet vermek istemem. Burada mümkün olduğu kadar bütün gayretimizle tarafsız duruş sergilemeye gayret ediyoruz. Tabii ki Atatürk bizim de kırmızı çizgimizdir. Laik demokratik cumhuriyet, yani dar ağacına bile gitsek asla vazgeçmeyeceğimiz eşsiz değerimizdir. Asla. Şimdi benim hala bir beklentim var. Belki Sayın Meral Akşener pazartesi gününden sonra dönebilir altılı masaya. Bu olmadığı takdirde Sayın Akşener sizi aradığında bir ittifak teklif ederse ya da Cumhurbaşkanı adayımız siz olmak ister misiniz diye sorduğunuzda yaklaşımınız ne olur? Geçen gün bir televizyon programında buna benzer bir soru sordular. Orada bir laf ettim. Yanlış anlaşılmasın, onu hem burada bir düzelteyim. Lütfen. Ben Sayın Akşener'e başbakanlık önerecek bir makamda değilim. O konumda değilim. Bu nezaketsizlik olur, saygısızlık olur. Ama daha önceden kendisi Sayın Akşener ben başbakanlığa talibim dediği için ben de dedim ki ben Cumhurbaşkanlığına talibim. Ama Sayın Akşener'in başbakanlığa talip olmasına da hiçbir itirazım yok benim dedim. Ona bir itirazım yok dedim. Yani ben başbakanlık önermedim. Yanlış olmasın. Evet. Yani benim öyle bir haddim de yok, hakkım da yok. Onu önerebilmek için önce Cumhurbaşkanı seçilmen lazım. O zaman önerebilirsin. Onu bir kere bir düzelteyim. Ama siyasette neler olur bu birkaç günde onu hep birlikte göreceğiz. Bana gelmiş böyle bir teklif yok. Ama Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ayın 12'sinde belli olacak. Üyelerin katılımıyla. Sayın Akşener'e karşı çok özenli bir dil kullanıyorsunuz. Bu hakikaten takdire şayan, bütün liderlere karşı aynı şekilde Sayın yaklaşmak Kılıçdaroğlu gerekir. Için de aynı gayet şeyi tabii, gayet tabii. Tabii. Keza Sayın Kılıçdaroğlu için. Siz de siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğuna inanıyor musunuz? Tabii ki. Çok doğru bir tespittir. Rahmetli Demirel'in tespiti. Siyaset böyle bir şeydir. Siyaset hem 24 saat çok uzun bir süredir, hem de siyaset küllerinden yeniden doğma sanatıdır. Son olarak ben de şunu sormak isterim. Evet. Siz mevcut rejimi, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam etmesinden yana mısınız? Asla değilim. Yoksa güçlendirilmiş asla değilim. Parlamenter böyle bir şey sistem olamaz. Yani tek adam rejimi bu. Yargı o, yasama o, yürütme o. Peki bu sistemin devam etmesi halinde nasıl bir Türkiye projeksiyonu görüyorsunuz? Türkiye duvara toslar bu yönetim. Bu olmaz, bu yürümez. Yani bir memur yardımcınız olacak. Siz seçilmiş olacaksınız. Her şeye siz karar vereceksiniz. Yangın söndürmeye giderken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gidiyoruz diyecekler. Sele öyle, depreme öyle. Bu ülkeyi yoksullaştırır. Yani Erdoğan 20 yılda şunları yapacaktı. Geçen sene dedi ki bir sene daha verin dedi. Onu da kullandı. Şimdi bir sene daha verin diyor. Erdoğan'a 100 sene daha verseniz bu düzenden mutluluk çıkmaz, refah çıkmaz, zenginlik çıkmaz. Benim isteğimi Cahit Sıtkı Tarancı yıllar önce söylemiş zaten. Ne diyor? Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Ben böyle bir memleket hayal ediyorum. Gençleri huzur içinde gülen. Mesela bugün gördüm. Çok da güldüm açıkçası. Ben bir gün
seçim otobüsünde şöyle yapmıştım gençlere. Gördüm, evet. Yapmıştım. Dansınızda. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı'nın dansı diye bir akım başlatmışlar sosyal medyada. Evet. Çocuklar kendileri de çıkıp oynuyorlar. Benim videoyla birleştirip paylaşıyorlar. Yani acayip keyif aldım. O çocukları... Akım oldu. Gülmeyi unutturdu bize bu Erdoğan. Gülmeyi. Dans etmeyi unutturdu bize. Müziği unutturdu. Müziği unutturdu adam ya. Skeçleri unutturdu. Tartışma programlarını unutturdu. Demirel'le Ecevit nasıl tartışıyor? Biz niye tartışmıyoruz ya? Beraber rakip... Ben yönetiyordum. TRT'de de yönettim. Özel televizyonlarda da yönettim. Bu arada da sizin aracılığınızla söyleyeyim. Hangi siyasi parti genel başkanları böyle bir şeye kabul ederse ben hazırım. Keşke olsa biz de buradan bir çağrıda bulunalım. Gerçekten ama proje çok katılımlı. Çok katılımlı, evet. Ve ucu açık. Yani belki sabaha kadar sürebilir. Sabaha kadar Türkiye meselelerinin konuşulacağı demokratik bir ortamı biz burada bu televizyonda sunmak isteriz. Sorun. Sen tarımı nasıl kalkındıracaksın? Her şey tartışılsın ve vatandaş da ona göre karar versin. Öyle değil mi? Seve seve. Seve seve. İki elim kanda olsa gelirim. Yani konu başlıkları. Hepsini. Bütün meseleleri. Parayı nereden bulacaksın? Eğitimi nasıl yapacaksın? Sığınmacıları nasıl göndereceksin? Her soruyu açığız diyorsun. Her soruya. Her soruya. Peki Sayın İnce... Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı adayı oldunuz ama seçilemediniz. O zaman ne yaparsınız? Yani siyasi geleceğinizi nasıl tasarımlıyorsunuz? Yine rahmetli Demirel'den örnek verelim. Siyasete girilir derdi. Çıkılmaz. Yani ama bir dönemlik o istiyorum. Bir dönem. Bir dönemde bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağım. Söz veriyorum. Çekip alacağım. Demokratik, layık bir toplum olacak bu. Şu anda uçurumun kenarında uçurumun kenarındayız. 5 kuruş paramız yok. Gençler, umutsuzluk var en kötüsü. Doğru. Umutsuzluk var. Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Yani bunu yok edeceğiz. Gençlere tekrar sesleniyorum. Öğretmen, abiler olarak. Aman evlatlarım, aman çocuklarım. Sakın ha gitmeyin. Burada kalın. Burayı güzelleştireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Buna inanıyorum ve bunu 20 saat çalışacağım günde. Akıllı insanlarla çalışacağım. Yani gidip... Yani seçilirseniz günde 20 saat. 20 saat çalışacağım. Yemek ve tuvalet dışında aileye bir kredi kartı bırakıp hadi ben gittim hakkınızı helal edin diyeceğim. Bu dönemin sonunda da Türkiye'yi ayağa kaldıracağım. Tarımını ayağa kaldıracağım. Emeklerini rahat yaşatacağım. İddia ediyorum bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. En ucuz eti ben yediririm. Anlatayım mı? Sadece eti anlatayım. Buyurun anlatın. Bak eti nasıl ucuz yediririm? Evet, nasıl ucuzlatacaksın? Şimdi bak. Şimdi bilmiyorlar bu işi. Şimdi bir büyük baş var, bir de küçük baş var. Tamam mı? Et. Büyük başta yem pahalı. Çünkü dışarıdan geliyor. Ahırda besleniyor. Lokanta usulü. Peki küçük baş nerede besleniyor? Mera'da. Daha ucuz. Ama bizim küçük baş et tüketimimiz %15. %85 büyük baş. Bir mutfak alışkanlığını küçük başa doğru kaydıracağız. Küçük başta bir sorun var. Çoban. Çobanın sigortasını devlet ödeyecek. Mera sorunu yok mu? Meraları ıslah edeceğiz. Evet. Meraları ıslah edeceğiz. Çobanların parasını, sigortasını devlet ödeyecek. Küçük başa doğru bir yönelim yapacağız. Büyük başta ne yapacağız? Et ve süt. Ya önce gidip ete zam yapıyorlar. Hain olmak lazım bunu yapmak için. Ete zam yaparsan zaten zor bakıyorlar hayvanını. Süt ineklerini keserler. Önce süte zam yapacaksın. Çünkü bunların bakın ha altılı masa ha Erdoğan. Alakaları yok. Aynı kefeye koydular. Aynı kefede bilmiyorlar. Çok çalıştılar ama. Ama yani... dur anlatayım.
Çok çalıştılar. Hayır efendim. Uzmanlar 2500 çözüm maddesi yayınladılar. Anlatayım efendim. Evet. Hayır. Buyur. Erdoğan pahalılığı neyle ölçüyor? Stokçular diyor. Marketçiler, stokçular pahalılık diyor değil mi? Soğancılar, patatesçiler. Soğancılar, soğan deposu. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Marketlere mektup yazdı. Ucuza verin, ben gelince ödeyeceğim dedi. İkisi de olacak iş değil. Sorun markette değil Uğur Bey. Sorun tarlada, tarlada ekilmiyor. Ama o zaten acil müdahale için olmaz efendim. Önerdi. Enayi mi marketçi? Gayet tabii arkadan yapısal değişimler mutlaka gelmeli. Uğur abi adam enayi mi? Siz marketçisiniz, ben marketçiyim. 20 liraya almışım, 19 liraya nasıl vereceğim ya? Verebilir mi? Olmaz. Bu doğru değil. Boş laflar yani. İkisi de boş. Hiç anlamıyorlar bu işten. Bakın, sorun tarlada. Sorun merada, serada. Ekilmiyor. 2002 yılında Erdoğan iktidara geldiğinde ne kadar buğday ürettik biliyor musunuz? 19,5 milyon ton. 2022'de ne kadar ürettik biliyor musunuz? 19,5 milyon ton. Nüfus 65 milyondu, 85 milyon oldu. 10 milyon da yabancı var. 95 milyon. 65 milyon varken 19,5 milyon ton buğday üreteceksin. 95 milyon varken 19 milyon. Az aç gittik, kalırsınız. Az gittik, uz gittik. Bir arpa boyu yol gidemedik yani. Oluyor. Aç kalırsınız. Aç kalırsınız. Söylüyorum ben bunu. Çözeceğim. Bu millete eti ucuz yedireceğim. Söz veriyorum. Ben bunlara kafa yoruyorum. Yıllardır bunlara çalışıyorum. Yani eğer bunlarla akademik ünvan verilseydi bana çoktan doktoramı, doçentliğimi, profesörlüğümü almıştım. Bunlar da akademik ünvan. Ders çalışıyorum. Harıl harıl her gün ekiplerle 3-4 ekibim var. Her gün oturuyorum uzmanlarla oturuyorum. Tek tek bakıyorum. Birisi diyor ki hayır burası hatalı. Görüyorum. Yani herkesi dinlemek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Parayı nereden buluyorsunuz finansmanı? Çok basit. Telefonum şimdi korumada. Çıkınca açarım size. Partinin hesabını görürsünüz. Oradan bir bankanın cep şey oradan açarız bakın. Çıkınca göstereyim. Yani herkese açık. Herkese açık. Bakın buradan muhasebecilere, mali müşavirlere. Halk mı finanse ediyor? Halk finanse ediyor evet. Ateşleyin diyorsunuz. Hayır bak şu anda emin olun şu anda bağış yapıyorlardı. Dün akşam 15 bin kişi online üyelik müracaatı yapmış. Şu anda gönüllü çocuklar geldi. Üye girişini o kadar yoğunluk var ki. Üye girişi yapamıyorlar. Gönüllü çocuklar yardıma geldi. Gönüllü çocuklar yardıma geldi. Sonra para deyince de büyük paralar lazım değil bize ya. Gerçekten lazım değil. Yani böyle, işte diyorum yani bir telefon bir otobüs. Bir telefon bir otobüsle onların trilyonluk hazine paralarını, onların belediye imkanlarını, hepsini yeneceğiz göreceksiniz. Hepsini.